Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Öcalan. Evet. 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece. Seyit Rıza ve yoldaşlarının katledilişinin yıl dönümü. Seyit Rıza asılacağı gün son isteğini sordular. Saatim ve 40 liram var. Bunları oğluma verirsiniz. Son isteğini yerine getirmediler. Çünkü oğlu da asılacakların listesindeydi. O zaman beni oğlumdan önce asın derler. Maalesef bu isteği de kabul edilmedi. 16 yaşındaki oğlu 78 yaşındaki Seyit Rıza'nın gözleri önünde asıldı. Seyit Rıza'nın son sözleri ise evladı Kerbalayık. Bir hatayık, ayıptır, zulümdür, cinayettir. Bu cinayet halen devam ediyor. Biz buradayız. Bu mücadeleyi de yürütmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin hukuksuzluklarından bahsetmem gerekiyor. Sayın Başkan, Sayın Genel Kurulu, İmralı Cezaevinde 32 aydır ağırlaştırılmış bir tecrit vardır. Bu parlamentonun anayasa, Yargıtay ve diğer adaleti ilgilendiren hiçbir hukuk merciğinden bahsetme hakkı yoktur. Eğer bu ülkenin kendi yasaları varsa Sayın Başkan, bunun bizim için de geçerli olması gerekiyor. Biz 32 aydır Sayın Öcalan'ı ziyaret etmiyoruz. Sadece kendisi değil, İmralı cezaevinde Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş var. En son yüz yüze görüşme 3 Mart 2020'de kardeşiyle gerçekleşti. Ve bu 24 yıllık, 25 yıllık zaman diliminde sadece 2 kere telefon görüşmesi gerçekleşti. Son telefon görüşmesi 3 dakikalık bir telefon görüşmesi. Sanki her hafta ya da 2 haftada bir telefon görüşmesi oluyormuş gibi de bu ülkenin yargıçları, İmralı Cezaevinin müdürü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 18 Ekim 2021, 30 Mart 2022, 9 Mayıs 2022, 9 Haziran 2022'de telefon yasağı getirmiş 6 ay arayla. Bizim bunu kabul etme durumumuz yoktur. Ama bu ülkede hukuk yok Sayın Başkan. Bu ülkede adalet yok. Siz de biliyorsunuz, biz birçok noktada ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bakınız, ben bu parlamentonun bir vekiliyim. 27. ve 28. dönem. Pasaportuma tahtit konulmuş. Tahtiti mahkeme kararıyla kaldırdım. 4. İdare Mahkemesi Gaziantep. Ve bunu uygulamadılar. Sebebi nedir Sayın Başkan? Sebebi soy ismin Öcalan olmasından kaynaklıdır. Bekir Bakan bunu biliyor. Yılmaz Tunç bunu biliyor. Abdülhamit Bakan olduğu dönemde bunu biliyor. Siz de biliyorsunuz. Meclis Başkanı da biliyor. Ama düşmanlık öyle bir noktaya gitmiş ki, düşmanlık, buyurun tamamlayın, düşman hukuku öyle bir seviyeye gelmiş ki tümden hukuku askıya almışlar. Ama biz mücadele edeceğiz. Bu meseleyi her yerde söyleyeceğiz. Sizin ulusal ve uluslararası hukuktan bahsetmeye hakkınız yoktur. Bu ülkenin her tarafından hukuksuzluk, kanunsuzluk akıyor. Bu ülkede her zaman ayrımcılık vardır. Bu ülkede Kürtlere de Alevilere de ayrımcılık halen devam ediyor. Ama biz demokratik siyasette ısrar edeceğiz. Bu alanı kimseye bırakmayacağız. Biz bu parlamentodayız. 100 yıl önce nasıl haksızlık, hukuksuzluk uygulanıyordu bu halka, şimdi de uygulanıyor. Ama biz bu parlamentoda Kürt düşmanlığı, Kürt karşıtlığı politikaların oy birliğiyle çıkmaması için burada mücadelemizi yürüteceğiz. Kendi hukukunuza, anayasanıza zerre-i miskal kadar saygınız varsa İmralı'nın kapılarını açarsınız, ailesi olarak ziyaretlerine gideriz. Teşekkürler Sayın Öcalan. Kayıtlara geçmesi için bir cümle almış başını gidiyor. Evet, bu ülkede Kürtlere yönelik ayrımcılık vardır. Evet, bu ülkede Alevilere yönelik ayrımcılık vardır. Siz avukat görüşünü bile, avukat görüşünü ayrıcalık olarak sunuyorsunuz. İmralı Adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza infaz kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek hukuk devleti değilim. Ben kabile devletiyim. Ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demektir. Eğer hukuka burada uyulmayacaksa, uyulmasını istemeyeceksek nerede isteyeceğiz?
Şimdi vekilimiz söyledi Ömer Öcalan. Bizim 9 milletvekilimiz şu anda mahkeme kararlarını söylemiyorum. İçişleri Bakanı tahdidiyle yurt dışına gidemiyor. Olduğu komisyonların toplantılarına gidemiyor biri meclis başkan vekilimiz. Bu keyfiyet değil de, bu çetecilik yöntemi değil de nedir? Biri adını koysun ben şapka çıkaracağım. Terörist senin babandır. Sensin.